Haftanın ilk işlem gününden mutlu günler sevgili izleyiciler. Yeni Çağ Televizyonu'na hoş geldiniz. Evet, ekonomi adına gündem çok yoğun, çok fazla. O yüzden ben lafı çok fazla uzatmıyorum. Karşımızda da Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Sururi Özbülbül var. Başlayalım o zaman. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sevgili Ebru. Öncelikle bizi izleyen dostlar şunu söyleyeyim. Bakın Türkiye gerçekten çok kaotik ve dalgalı bir denizde yol alıyor. Herkesin korumak istediği birikimi, tasarrufu veya yatırımı vardır, işi gücü vardır. Biz burada dalgalı denizde bir deniz feneri işlevi görüyoruz. İnsanlara önceden kayalıkları, tehlikeli suları, kıyıyı işaret ediyoruz ki aman geminiz bir kaza bela yaşamasın. Onun için bize abone olup takip ederseniz ben faydalı olacağını düşünüyorum. Gerçekten de yani benim son 40 yılda gözlemlediğim en tehlikeli anları yaşıyoruz. Onun için siz de bize destek verir izlerseniz öncelikle küçük yatırımcının, yani bir danışmanlık satın alamayan küçük yatırımcının veya bireysel tasarruf sahiplerinin işine yarayacağını düşünüyorum. Hem de bize güç vermiş olur. Arkamızda dostlarımızı hissettiğimiz zaman biz de daha böyle bir şekilde çalışırız diyelim. Başlayalım. Evet, kesinlikle öyle. Gerçekten daha büyük şekilde çalışıyoruz o zaman. Peki şununla başlamak istiyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. İşte uzun süredir yurt dışından yabancı yatırımcı aranıyor. Haberleri yapılıyordu, yapıyorduk, biz de konuşuyorduk. Türkiye yatırımcı güveni geri geldi. Türkiye'nin risk primi düştü. Bu durumda yabancı yatırımcının güveni geri geliyor. Bu da sermaye girişine yol açacak dedi. Ama baktığımız zaman haberler çok öyle değil. Mazda Türkiye'den çıkıyor. HSBC pek çok şubesini kapatmaya karar verdi. Bugün de Erdal Sağlam'ın bir haberi vardı. Körfez sermayesinin de Türkiye'ye yatırım yapma konusunda beklentileri olduğunu iddia etmiş Erdal Sağlam. Şöyle diyor, hukuk sisteminin kaosa girmemesi Türkiye'de, mal ve can güvenliğinin sağlanması gibi temel unsurların önemine dikkat çekiyorlar. Yani Türkiye'de yatırım yapabilmek için hani hep Batı ekonomisi diyoruz ya, güven ortamı arıyor diye, ama aslında aynı şeyleri Körfez ülkeleri de talep ediyormuş. Körfez'in de böyle bir beklentisi varmış. Eğer bu şartlar yerine gelmezse biz de yatırım yapmayız diyorlarmış. Peki bunlar hayata geçebilecek mi? Hani artık neredeyse batıdan umudumuzu kesmiştik, gözümüzü Körfez'e çevirmiştik. Bunları yapamazsak Körfez'den de hiçbir şey gelmeyecek gibi görünüyor. Ne dersiniz? Tüm bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi şunu söyleyeyim, geçen gün gene söylemiştim, bir daha tekrar olacak ama gene söyleyeyim, Mehmet Şimşek sırtından hançer deniyor. Bir ülkede hukuk güvenliği yoksa o ülkeye kimse yatırım yapmak istemez. Yani demokrasi, hukuk, insan hakları, mülkiyet güvencesi, bakın işte geçen gün konuştuk, Türkiye'de mülkiyet güvencesini riske atacak bir takım yasal düzenlemeler yapılıyor. Para sahibi adam akıllıdır hep. Zaten akılsız olsaydı parasını koruyamazdı, para edinemezdi. Yani miras kalmış olsa bile saçar, savurur, bitirirdi. O yüzden önceliği parayı korumaktır. Parayı korumak neyle olur? Hukuk düzeniyle olur. Siz hukukta kaos yaratırsanız, siyasette kaos yaratırsanız kimse o ülkede yatırım yapmak istemez. Bu ister Orta Doğu sermayesi olsun, ister Avrupa sermayesi olsun, ister yerli sermaye olsun. Biz şunu da biliyoruz, yani yerli sermaye de Türkiye'den kaçıyor. Temin sen bahsettin, büyük bazı yatırımlar Türkiye'den gidiyor. Gelecek yatırımlar gelmiyor. Mesela Ankara'ya çok büyük bir pil, otomobil, batarya yatırımı gelecekti. Gelmedi. Bu tip ortamlarda sadece stratejik hedefi olan böyle Rusya, Çin gibi ülkeler siyasi sahiplerle yatırım yaparlar. Onun da sana bir hayır olmaz. Tam tersine derdi olur. Şimdi Arap dediğimiz sermayenin, ki bu petrodolar denirdi eskiden, bu sermayenin yönetildiği yerde Londra, New York gibi yatırımcıların bulunduğu yerdir. Onlar da yönettikleri fonları böyle eş, dost, sen, ben, bizim oğlan diye yönetmezler. O adamların da işi bu. Öncelikle o yatırdan paranın geri dönüşünü garanti altına almak isterler. Erdal Sağlam duayen bir iktisatçıdır. Netice itibariyle aldığı bilgi de doğrudur. Araplar da gelecekse önce hukuk güvencesi, can güvencesi, mal güvencesi isteyecekler. Batılı olan ilişkilere de dikkat çekiyorlar. Onların da düzgün olması gerektiğini söylüyorlar Murat Bey. Gayet tabii. Şimdi Türkiye Batı'yla olan ilişkileri Türkiye'nin kötüyse, yani Amerika ve Batı Türkiye'ye bir ambargo koyarsa, Sen de gelmişsin burada bir fabrika yapmışsın. Avrupa'ya, Amerika'ya ihracat yapmak için. Türkiye'ye ambargo geldi. Senin fabrikan ihracat yapamıyor. Ne işe yarayacak o? Evet. Tamam, yani sonuçta adam sadece Türkiye'ye yönelik bir şey üretmeyecek. Geldi bir otel yatırımı yaptı. Batılılar Türkiye'ye gelmiyor. Ne yapacaksın? O yüzden iktisadın şakası yoktu. İktisat böyle çok rasyonel ve mantıki şeylerden yürür. Hatlardan yürür. Yani paranın dini, imanı, milliyeti olmaz. Para paradır. Herkes parasını yatırdığı zaman mümkün olduğu kadar çok kar elde etmek ve mümkün olduğu kadar risksiz yatırım yapmak ister. Evet. Peki yani işte umudumuz dışarıdan gelecek paraydı. İçerideki rakamlar belli, içeride yaşanan kaos, sıkıntı belli. Peki dışarıdan yatırım gelmezse ki az önce de söyledim olan yatırımlar bile kaçıyor. Peki Türkiye bu gemiyi nasıl yüzdürecek? Yani Türkiye bu gemiyi yüzdüremeyecek. Bir nokta gelecek. Kuma oturacak. Yani borçları çeviremeyecek. Çünkü döviz kazanamıyoruz. İşte o noktayı geciktirmeye çalışıyor iktidar. Bugünkü tarzıyla da bu geminin yüzmesi mümkün değil. Çünkü üretebildiğimizden çok fazlasını tüketiyoruz. Bunu borçlanarak yapıyoruz. Muazzam miktarda bir döviz borcumuz var. Hakan Kara bugün çok güzel bir tweet atmış. Özgür onu ekrana verirse. Türkiye'nin döviz sorununu çok açık ve net olarak ortaya koyuyor. Evet. Yani diyor ki aşırı düşük faiz ortamında kur nasıl patlamadı diye soruyorlarsa diyor işte bu grafikte de çok rahat anlaşılıyor galiba değil mi? Yani kur kesinlikle patlamadı ama millette devasa bir yani aslında bir kur krizi de üstlenmiş oluyoruz. Biraz anlatır mısınız bu grafiği bize Murat Bey? Yani, burada bir Merkez Bankası'nın o döviz borcu görünüyor. Hazinenin döviz borcu görünüyor. Bir de KKM borcu görünüyor. Bu şeyin kamunun üstlendiği döviz riski. Şimdi kur biraz arttığı zaman senin KKM borcun muazzam miktarda artıyor. Bunu ne yapıyorsun? Merkez Bankası'nın sırtına yıktılar. Şimdi Merkez Bankası para basıyor. Para basınca ne oluyor? Enflasyon oluyor. Enflasyonla olup sen kurları enflasyon oranında arttırmayınca ne oluyor? Dış ticarette Çin patlıyor. İşte ihracatın zora giriyor. Fiyat tutturamıyorsun. İthalatın çok kolaylaşıyor. Yerli piyasada yerli ve milli üreticilerin ne ihracata ne iç piyasaya rekabet edecek mal veremedikleri zaman ne yapıyor? Onlar daralıyor. Bir sürü başka komplikasyona yol açıyor. Tamam döviz fiyatlarına enflasyon yükselirken döviz kurlarını sabit tuttular ama bu muazzam bir bela oldu başımıza. Nurettin Nebati mucize çözüm diye ortada dolanıyordu. Şimdi ortalarda yok epeydir. Gözün feri söndü. Bu tabloda Nurettin Nebati'nin ve ekibinin bu zihnisinin, projesinin Türkiye'ye seçim kazandırdı. Daha doğrusu iktidara seçim kazandırdı ama Türkiye'nin başına çok büyük bir bela açtı. Açık ve net olarak görülüyor. Evet. Peki en büyük belamız da aslında enflasyon. 2024 yılının başında yapılacak ciddi vergi artışları var. Oradan gelecek zamlar var. Bir taraftan da kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in 2024'te petrol için $120 vurgusu var. Tüm bunlara baktığımızda bu zamlar, bu yapılacak eğer dolar petrol $120 görürse Türkiye'de neler yaşayacağız? Gerçekten çok ünler bizi beklemiyor mu? Türkiye zaten enflasyonun durdurulabilmesine yönelik hiçbir iş yapılmıyor. Enflasyon delice bir hızla artmaya devam ediyor. Türkiye'de sadece vakit kaybediyoruz, oyalanıyoruz. Hele şu seçimlerde bir geçsin diyoruz. Ondan sonra başka bir şey oluyor. Hadi şu geçsin diyoruz. Türkiye'de enflasyon çok uzun yıllar yapışkan bir enflasyon olarak, yapışkan bir yüksek enflasyon olarak sürecek. Bunu açık ve net söyleyeyim. Zaten Mehmet Şimşek de söylüyor. Tek haneli enflasyon 2026 diyor. Tek haneli de 9.99 da tek hane. Doğru mu? Ondalıkları saymıyoruz tabii. Bugün Avrupa, Amerika İşte böyle 8'i falan görünce dehşete kapıldı. Bir sürü tedbir aldı. Biz inşallah 2026'da tek haneye düşüreceğiz diyoruz. açık ve net söyleyeyim, Türkiye çok uzun süre yüksek enflasyonla yaşamak zorunda kalacak. Bugünkü siyasetle de bu yüksek enflasyonu düşürmek, kontrol altına almak hiçbir şekilde mümkün değildir. Yani zaten bak 2024 daha gelmedi, kimse 2024'te enflasyonu düşüreceğiz demiyor. 2025 daha gelmedi, kimse 2025'te de enflasyonu düşüreceğiz demiyor. Hatta Gaye Hanım 2024'ün ikinci yarısında işte %70'le zirve görünecek falan filan diyor. Evet. Daha zirveyi de görmediğimizi söylüyorlar. Bunlar tabii TÜİK rakamları. İnşallah 2026'da tek haneye düşeceğiz diyor Mehmet Şimşek. Ben düşmeyeceğini de tahmin ediyorum, şimdi öngörüyorum. Ama 2026'yı bile baz alsan göle su gelene kadar kurbanın gözü patlar. Tabii bu arada 26'ya kadar nasıl nefes alacağız vatandaş olarak? Bunun tek yolu var. Belki düşerse. Bir eşer mobil sistemiyle gelirler enflasyona ayak uydurmalı. Yoksa yokluk ve yoksulluk kırar geçirir. 2. Kurlar muhakkak enflasyona ayak uydurmalı. Yani bakın orada daha büyük bir bela var. Yani hiç çözemeyeceğimiz bir bela var. Yani eğer bir döviz borcu krizine girer ve moratorium ilan etmek gerekirse Türkiye 5-10 yıl sırtını yerden kaldıramaz. Evet. Peki, olmaz demeyin. 58'de oldu. Adnan Menderes hükümeti iflas etti, moratorium ilan etti. Evet. Peki, iyi bir haber midir? Şimdi şunu da sormak istiyorum. Toptan elektrik fiyatını düşürdüler. İndirim kararı resmi gazetede de yayınlandı. EÜAŞ tarafından görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda yeni bir tarife uygulanıyor. İşte 11 Kasım'da geçerli olmak üzere denildi. Yaklaşık %56'ya aşkın bir indirim yapıldı. Bu bize yansıyacak mı Murat Bey? Yani biz elektriğimizi yaktığımız zaman daha mı ucuza bundan sonra elektrik tüketeceğiz? Bir de seçimler gelirken bu biraz da seçim yatırımı mı, ne dersin? Bu tam bir seçim yatırımı. Bize şöyle yansıyabilir, zam yapılmayabilir. Yani bir indirim yapılmaz ama zam yapılmayabilir. Tabii yani bu hayat pahalılığında elektrik fiyatlarının biraz kontrol altında olması faydalıdır ama neticede bu EÜAŞ'a görev zararı yazacak. O da bütçeden gidecek. Neticede senin benim vergilerimle kapatılacak ya da para basarak kapatılacak. Enflasyon artacak. Biz bunları eski Türkiye'de çok yaşadık. Görev zararı hikayelerini yapıyoruz. Bak bugün pek kimse konuşmadı. Önemli bir şey var. Gübre tüketimi azalmış. Vatandaş, yani çiftçi gübreye ulaşamıyor Ebru. Ve Türkiye'nin büyük gübre fabrikalarından biri üretimi tatil etme kararı almış. Bu açlığa yol açacak. Çünkü vatandaş gübre alamayınca yeterli üretim yapamayacak. Yeterli üretim olmayınca ne olacak? Yeterli ürün olmayınca bunu ithal etmek zorunda kalacaksın. Bu ya döviz açığını arttıracak, dış ticaret açığını arttıracak ya da ürün kıtlığı başlayacak. Yani birçok ürün bu yüzden kara borsaya düşebilir Ebru. Fiyatlar inanılmaz seviyede artabilir. O zaman dayanıklı gıda ürünlerini şimdiden alıp galiba kenara koyma zamanı. Evet. Aç bir ilaç yaşanmıyor. Kesinlikle öyle. Peki, çok teşekkür ediyorum hem size hem de kıymetli izleyicilerimize. Görüşmek dileğiyle diyorum efendim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.